Daha önceki derslerimizde özellikle Keynesyen yaklaşıma göre planlı harcama modelinde planlanan yatırımın sabit olduğunu varsaymıştık. Bu dersimizde ise reel faizin yatırım miktarını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Yatırım harcamalarını reel faiz oranına bağlı bir fonksiyon olarak düşünelim. Yani planlanan yatırımı reel faize ilişkilendirmeye çalışalım. Burada reel faiz hakkında konuşurken aslında nominal faizden bahsediyoruz. Aradaki tek fark şu. Enflasyonu hesaba katmıyoruz. Bu konuyu daha detaylı incelediğimiz başka videoları bulabilirsiniz. Tabii bir de şu var. Eğer enflasyon olmasaydı reel faiz ve nominal faiz oranları aynı olurdu. Gelin bunu çok somut bir örnekle gösterelim. Diyelim ki gelecek sene için planlanan birçok potansiyel proje olsun. Buraya projeler yazalım. Bunlar bizim potansiyel yatırımlarımız. Çeşitli projeleriniz var ve bunların da belli düzeyde beklenen getirileri var. Bu projeleri planlayanlar hesap çizelgelerine projelerin risklerini, türlü olasılıkları ve gerekli tüm bilgileri de dahil etmişler. Sonra da yatırımdan beklenen net getiriyi hesaplamışlar. A projesinin beklenen getirisi %20. B'ninki %18. C'ninki %16. Birkaç tane daha yazacağım. D yüzde 10, E yüzde 5 ve F yüzde 2. İlk olarak faizlerin nispeten yüksek olduğu bir senaryoyu düşünelim. R1 yüzde 19'a eşit diyelim. Yani 19 reel faiz olduğunu varsayalım. Bunlar da reel beklenen getirilerimiz. Siz olsaydınız bu projelerden hangilerine yatırım yapardınız? Hangilerini seçerdiniz? Belli bir miktar paranız olduğunu düşünelim. Paranızı %19 faiz oranıyla bir mevduat hesabına yatırabilirsiniz. Ya da bu projeye yatırım yapıp %20 getiri elde edebilirsiniz. Projeye yatırım yapabilmek için yeterli paranız varsa daha yüksek getiri oranı olan seçeneği tercih edersiniz. Yani bu projeye yatırım yaparsınız. Yeterli paranız yoksa bile %19 faizle kredi ya da ödünç para alıp bu parayı bu projeye yatırarak %20 getiri elde edebilirsiniz. Yani A projesi kesinlikle yatırım için en mantıklı seçim olur. Peki ya B projesi? Paranız varsa önünüzde yine iki ihtimal olacak. Ya B projesine yatırım yaparak %18 reel getiri elde edeceksiniz ya da paranızı %19 reel getiri için faize koyacaksınız. Başka bir deyişle bir mevduat hesabında değerlendireceksiniz. Ben olsam B projesini yapmazdım reel getirisi daha da düşük projeleri ise hiç düşünmezdim bile. Diyelim ki krediyi kullanarak B projesine yatırım yapmayı seçiyorum ve yatırım için kullanacağım parayı da %19 reel faize ödünç alıyorum. Karşılığında ise bu projenin bana %18 getirisi oluyor. Bu da para kaybetmek anlamına geliyor. Onun için B projesine yatırım yapmazdım. Diğer projelere yani daha düşük reel getirili olanlara ise katiyen dokunmazdım. Bu durumda burada gördüğümüz gibi yüksek reel faiz oranları varsa sadece A projesine yatırım yapmak mantıklı görünüyor. Şimdi de gelin faizler düşerse neler olacağını inceleyelim. Reel faize R2 diyelim ve reel faizin %3'e düştüğünü varsayalım. Aynı şekilde yine en mantıklı olan A projesini seçmek olur eğer paranız varsa A projesini hayata geçirirsiniz ya da bu projeye yatırım yaparsınız ve %20 getiri elde edersiniz paranızı %3'ten faize koymak istemezsiniz mevduatı düşünmezsiniz eğer bu projeye yatırılabilecek yeteri kadar paranız yoksa bile %3 faize ödünç alıp yani kredi kullanıp %20 getiri elde etmek için A projesine yatırım yaparsınız aynı mantıkla B projesi de yapılabilir %3 faizle para ödünç alıp %18 getiri elde edebilirsiniz. Yeterli paranız varsa da doğrudan bu projeye yatırarak %18 getiri sağlar ve borç paraya %3 faiz ödemeyeceğiniz için oradan da kar edersiniz. Benzer bir bakış açısıyla E'ye kadar olan bütün projeleri hatta E projesini de yapabilirsiniz. %5 getiri elde edersiniz ve yeterli kaynağınız yoksa %3 faiz üzerinden borç para alsanız dahi kazançla çıkarsınız. Yani borç alarak yatırım yapacaksanız bile E projesi hala mantıklı görünüyor. %3 faizle borç alıp %5 faiz üzerinden yatırım yaparak reel getiri elde edebilirsiniz. Tercih etmeyeceğiniz tek proje burada gördüğünüz F projesi. Çünkü F projesi ödünç aldığınız paranın maliyetini karşılamıyor. %3 faizle borç alıp %2 faiz üzerinden yatırım yapmak pek de mantıklı değil. Bu projenin potansiyel getirisi kredi maliyetini karşılamıyor. Onun için F projesine yatırım yapmak yerine paranızı %3 faiz oranıyla bir mevduat hesabına yatırabilirsiniz. Bu senaryoda F dışındaki projelerin hepsi yapılabilir. A, B, C, D ve E. F ise iki senaryoda da yatırım yapılmayacak tek projedir. Reel faizler yüksek de olsa, düşük de olsa F'ye yatırım yapmayız. Şimdi de gelin faiz oranına göre yatırım seviyesini düşünelim. Buraya bir eksen çizelim. Eğer yatırımı reel faizin bir fonksiyonu olarak düşünürsek buraya da bağımsız değişkenimiz olan reel faiz gelir. Faiz yüksek olduğunda yatırım miktarı düşük oluyor. Hatırlarsanız sadece A projesini yapmıştık. O da burada. Faiz oranları R1 iken sadece A'yı hayata geçiriyoruz. Faiz oranları R2'ye düştüğünde ise yatırım seviyesi epeyce yükselmişti. Öyle değil mi? Burada gördüğümüz neredeyse bütün projeleri yapmıştık. Yani ekonominin totaline baktığımızda çok da yüksek bir yatırım seviyesine ulaşmıştık. Buraya ekleyelim. A, B, C, D, E. O halde reel faizle yatırım miktarı arasında ters bir ilişki olduğunu fark etmiş olmalısınız. Reel faiz düştüğü zaman yatırım miktarı artıyor. Reel faiz yükseldiği zaman yatırım miktarı azalıyor. Bu grafiğin bir eğri mi yoksa çizgi mi olması gerektiğini tartışabiliriz. En basit şekilde çizmeye çalışacağım. Şunun gibi bir şey olmalı. Ya da durun. En iyisi noktalı çizgi çizeyim. Bu da güzel oldu. Burada öğrendiklerimiz sayesinde Keynesyen çapraz diyagramı ekonomide sıkça karşımıza çıkan bu diyagram üzerinde reel faizdeki değişimin planlanan harcamaları nasıl etkileyebileceği ve buradan da hareketle de IS eğrisi üzerine düşünmeye başlayabiliriz.